Herkese merhaba. Bugün kişisel gelişim uzmanı, danışman Nihat Güner'i konuk ediyoruz. En dibi görmeden dibi tarif edemezsiniz. Bir şirketlere. Bir şirketin esas amacı tasarruf yapmak değildir. İş insanlarına. Kar etmek. Bir kere doğru insanlarla çalışmak. Franchising aslında ürün satmak değil, sistem satmak. Herkese merhaba, güzel bir gün dilerim. Bugün e, kişisel gelişim uzmanı ve danışman Nihat Güner'i konuk ediyoruz. Tabii ben Nihat Bey'i çok uzun yıllardır tanıyorum. E, onun kendi kişisel yolculuğunu e, çok yakından da takip ediyorum. Ve bizim Nihat Bey'den hem kendi kişisel e, yolculuğumda hem de sizlerin yolculuğunuza e, çok önemli bilgileri, deneyimleri bizlerle paylaşacağına inanıyorum. Nihat abi hoş geldiniz çünkü izninizle siyah abi demek istiyorum. Biz Harik. çok uzun yıllardır tanışıyoruz sizinle. Evet, gerçekten. Tabii siz en başından beri Perakendinin çok önemli kurumlarında bir iş hayatına başladınız ve iş deneyiminiz var. Ama hani sizi sektörden zaten çoğu insan tanıyor. Ama bir yandan da hani siz kendinizi böyle anlatmak isterseniz en başından böyle e, nereden başlarsınız? Kimdir Nihat Güner'i? E, tabii şöyle bir e, iş hayatı bölümü var. Evet. Bir de kişisel gelişim bölümü var. Kişisel gelişim bölümü son e, 5-6 senede ortaya çıktı. Hmm. Ama iş hayatı ben çocukluğumdan beri çalışıyorum. Yani ilk hmm. 7 yaşında çalışmaya başladım. Öyle 7 yaşında. Babam ee, bir toptancıydı. Yazları ben mesela hiç tatil yapmadım sayılır yani. Yazları her yaz e, babamın yanında çalış çalıştım. Ne toptancısıydı? Ayakkabı toptancısıydı. Ayakkabı. Dolayısıyla çok o zamanlar tabii çok kızıyordum. Yani Hı. çünkü bütün çocuklar yazları tatilde ben çalışıyorum. Ama o 7 yaşında e, iş hayatına başlamanın vermiş olduğu Hı. çok büyük bir güç var. Hı. Daha sonra olayları çözme becerisi gelişiyor. Hı. Hı. Gelişiyor insanda. Pes etmeme yazılımı gelişiyor ki bu çok önemli bir şey iş hmm. hayatında. Evet kesinlikle. 20'li yaşlarda da kendi işimi kurdum ben. Ee, ve 35 yaşında 110 kişinin çalıştığı bir fabrikanın sahibiydim. Hmm. Ha. Daha, Peki. Pardon. daha Pardon. sonra e, profesyonel yaşama geçtim. Profesyonel yaşamda da çok güzel firmalarda çalıştım. Hmm. Yani güzel derken hem beni geliştirecek hem benim geliştirebileceğim hmm. güzel firmalarda çalıştım. Ee, halka açık firmalarda da çalıştım. Hı hı hı. İçinde fon olan firmalarda da çalıştım. Bunlar bana tabii ki çok gelişimme katkıda bulundu. Hı hı. İş hayatı e, tabii ki ben iş hayatını özellikle mesela ayakkabı bölümü diye de ayırıyorum. Ayakkabı hı hı. benim hakikaten e, bu hayattaki en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Çocukluğumdan beri o işi yapmamdaki bunda etki de çok büyük. 2001 yılında esas en büyük girişimimizi yaptık. Filo markasının sıfırdan, startup proje olaraktan Zilan grubuyla O çok grubuyla. güzel bir hikayedir abi. Onunla biraz bahseder misiniz? Çok güzel. O zamanlar hı hı. Mehmet Büyükekşi, Zilan grubu yönetim kurulu başkanı hı hı. bir proje yapalım beraber dedi. Ve perakende sektörüne girmemişti. Benden bir proje istedi. Ben de bir proje hazırladım her şeyle. Uçtan uça bir proje ve e, 2001 yılında sıfırdan hmm. e, filo mağazalarını kurduk. Hmm. Ve 2007'ye kadar ben hem e, küçük ortağıydım hem de hmm. e, genel müdürlüğünü yaptım. Hmm. 2007 yılında filodan ayrıldım tekrardan. E, ve profesyonel yaşamı biraz danışmanlık yönüne çevirdim. Hmm. Onda da bir e, hevesim vardı bu konuda. Şirketlere, danışman, e, şirketlere, derneklere... Evet. 2013 yılına kadar danışmanlık. Onlara daha detaylı girmek istiyorum. Tabii daha zaten. detaylı onları yaparız. Danışmanlık zaten çok ayrı bir hı hı. dal ve çalışma hayatında insanı en fazla mutlu eden bence sektör. Değil mi? Yani bir yandan da aslında hani belki ufak ufak oraya girmek gerekirse bir insanın kendi bilgisini, görgüsünü kendine saklaması başka bir şey karşı tarafa insanlara geçirebilmesi, onlarda bir tırnak içinde ikna e, gücü oluşturması farklı bir şey. Tabii. Değil mi? Yani sizin orada karşılaştığınız danışmanlıkla ilgili e, mesela nasıl bir tarifte bulunursunuz? Danışmanlık şöyle bir şey, kendi bildikli. Daha doğrusu Türkiye'de danışmanlık biraz farklı. Mesela dünyada danışmanlık farklı, Türkiye'de danışmanlık farklı. Türkiye'de danışmanlık biraz daha mentorluk gibi oluyor. Yani bir hmm. işi nasıl yapılacağının yollarını çalışmakla e, hizmet veriyorsunuz ve dolayısıyla orada bir sistem, bir model oluşturuyorsunuz. Hmm. Türkiye'deki danışmanlık bu. Halbuki yurt dışındaki danışmanlıklarda projeler bazında çalışıyorsun. Hmm. Bir projenin başı ve sonu var. 3 aylık, altı aylık. Orada bitiyor. Mesela bir business plan hmm. hazırlıyorsunuz o şirkete. O başka bir danışmanlık... Tabii şey strateji, strateji tarafı da daha evet. kuvvetli oluyor o projelerde öyle değil tabii mi? Tabii strateji zaten e, Türkiye'deki firmaların e, çok tabii ki değerli firmalar hmm. var ama genel anlamda ihtiyacı olan stratejik yönetim. <laughs> stratejik yönetime çok fazla önem vermiyoruz. Daha böyle sıfırdan başlayan firmalar olduğu için Türkiye <laughs> genelinde o sıfırdan başlayarak gelmenin vermiş olduğu bir enerjiyle işi büyütme şeklinde gidiyor. Ama şöyle bir tezim var benim. Şirketler bir yere şirket sahiplerinin azmi ve başarısıyla geliyor. Ama orada şirket sahibinin vizyonuyla kalabiliyor. Eğer vizyonu yoksa orada kalamıyor. <laughs> çok önemli. Her işi kuran insanda hmm. vizyon var mı? Olmayabilir tabii hmm. ki. Herkes de olmayabilir. O zaman ne yapıyor firma sahipleri? Daha doğrusu işini seven firma hmm. sahipleri? Vizyonu olan bir üst yönetici alıyor. Ya Genel müdür olur, CEO olur. Hmm. Dolayısıyla onun vizyonundan yararlanıyor. Ama bir hmm. yandan da o vizyonu ölçebilmek için de bir patronun vizyonu olması gerekiyor. Öyle tabii değil ki. mi? <laughs> ya tabii da ki. Öyle yani bir hedefi yani istiyor olması açık lazım. Olan patronlar, şirketleri daha uzun süre... Hmm. yaşıyor. Çünkü bugün dünyada her şirketin bir doğumu, bir gelişmesi ve ölümü var. Yani şirket hmm. dünyada ölmeyen şirket yok. Mesela bin senelik bir şirket yok dünyada. Evet. Mutlaka bir yaşı var. Ama önemli olan o yaşı ne kadar uzatabiliyorsun. Yani 5 hmm. mi sürecek o şirketin ömrü, 30 sene mi, 50 sene mi, 100 sene mi? Hmm. Senden sonraki kuşaklar o işi devam ettirebilecek mi? Çok önemli. Evet. Ben orada özellikle e, danışmanlık yaptığım dönemlerde Kriz Asisi denen bir e, model. Ya yani tam aslında e, bir yandan da oraya gelmek istiyorum. E, aslında e, şirketler ya da işte o şirketlere hizmet veren danışmanlar sizin gibi. Ya yani çok böyle e, kıymetli kadim bilgilere sahipsiniz. Ya yani önce izninizle ben soruma gelmeden önce küçük bir e, not düşmek istiyorum. Ben sizi şöyle tarif ediyorum aklımda ya da e, sizin ne kadar farklı güzel projeleri imza attığınızı biliyorum. Ama bence sizin en önemli taraflarınızdan bir tanesi sizin teorik bilgiyi de hayatta pratik bilgiyi çok güzel örtüştürdüğünüz. Evet. Yani hani bir yandan da kendime bir pay çıkartarak hani çocuk yaşlardan beri böyle iş hayatının işte ne bileyim işte çocuk e, çocukken işte simit satma, su satmaya kadar her şeyi yapmış bir evet. insan olarak. Hani sizin 7 yaşında e, babanızla beraber işte ayakkabı işine girmeniz o çok böyle Acayip güzel öğretici bir durum olduğunu düşünüyorum hayat bilgisi olarak en başta. E sonrasında eğitim durumunuz malum, işte yaptığınız işler projeler malum. O yüzden de tam böyle güzel bir tabir var bununla ilgili benim düşündüğüm, hibrit bir model oluşturuyorsunuz, evet. Gerçekten. değil mi? Yani iki Her tarafı böyle bir birbiriyle böyle çok böyle olmadan bir ayak olmazsa teorik bilgi veya pratik bilgi. O zaman o hani çok sağlıklı bir yapı olmuyor. O yüzden de ben sizi özel hayatımda da yakından tanıdığım için yani bundan e, çok gayet gurur duyuyorum yani sizi tanımış olmak benim için çok e, keyifli. Başarılı patronlara baktığımızda zaten hem en dibi görmüşler hem üstü, hmm. en üstü görmüş olan insanlar. Hani hmm. evet. e, en dibi görmeden dibi tarif edemezsiniz. Değil mi? En dibi tarif edebilmeniz için onu görüyor olmanız lazım. Ee. Mesela e, sigaranın zararlarını çok fazla sigara içmiş bir adam ancak tarif edebilir. Veya zararlı bir maddenin alışkanlığını, evet. kötülüğünü onu denemiş olanlar ancak anlatabilir. Dolayısıyla iş hayatında, danışmanlıkta da böyle. Mesela sadece teorik olarak bir şeyi anlatmak yetmiyor. Mesela ben bazı danışman <laughs> arkadaşlarım var. Mesela şirkete gidiyor karı arttırın diyor. Ya karı arttırın demek çok kolay. Nasıl? Onu göster yani. <laughs> sizin büyümeniz lazım. Evet sizin i̇şte büyümeniz mesela lazım. Mesela yurt dışına aşılmanız lazım. Yani Türkiye'de Kitaplarda iş yapan bir insan. yazılanlardan evet. çok farklı. Aynen. Aynen. ya ben özellikle bu e, kriz dönemlerinde e, ki o geliştirmiş olduğum bir sistem ya, tam çok, oraya çok geleceğim önemli. yani aslında sizin gibi insanların şirketlere katacağı en büyük değerlerden bir tanesi e, problemli dönemlerde kriz dönemlerinde orada şunu demek sanki yani, e, bir anda temel başlık olarak onu düşünüyorum ya sakin olun <laughs> her şey düzelecek ve e, bunu yoluna e, koyacağız. Orada e, sizin şirketler önerileriniz nedir özellikle kriz ortamlarında? Şimdi bizde genelde sistem şu. E, bir kriz oluyor. Kriz olduktan sonra hemen e, ekip toplanıyor. Evet. E, ondan sonra ne yapacağız diyor. Krize karşı çözümlerimizle evet. işte masrafları kısalım. işte şuradan tasarruf edelim, buradan tasarruf edelim. Şöyle bir şey yap, fiyatları şöyle evet. ayarlayalım. İşte fakat bu krizin içerisindeyken e, çok fazla işe yaramıyor. Hmm. Çünkü masrafları kısmaya başladıkça yani mesela burada bir çekim yapıyoruz, elektrikleri kapatmak gibi. Ama hmm. bir şirketin esas amacı tasarruf yapmak değildir. Hmm. Bir şirketin esas amacı kar etmektir. Hmm. Ama harcamaman harcamaması gereken parayı da harcamaması lazım. Hmm. Bu da bir kuraldır. Hmm. Şimdi. Kriz açısı dediğim şey üç bölümden oluşuyor. Bir tanesi birincisi dürüstlük kültürü. Hı. Bir şirket içinde dürüstlük kültürünü kurmak çok önemli. Yani bu dürüstlük kültürü uçtan uca bütün sistemler için. Yani e, şirketteki ee, çalışanların dürüstlüğünden şirketin dürüstlüğü, müşterine müşterisine karşı olan dürüstlüğü total olaraktan hepsini bir birlikte bir bütün olarak alabiliriz. Hmm. Bir dürüstlük, şeffaflık da içeriyor tabii. Şeffaflık artı iş yönetim biçimi, müşteriye karşı davranması, yalan söylememek hmm. yani dürüstlük kültür, toplam bir dürüstlük kültürünü şirketin sadece kriz anlarında değil, genel öncesinde oluşturmak gerekiyor. Hmm. İkincisi titiz iş alma usulleri. Yani gerçekten ekibin iyiyse e, e, sen başarılısın. Yani bugün bir yöneticiysen bile, bir genel müdür, bir direktör, bir müdürsen senin puanın senin altındaki çalışanların puanlarının ortalamasıdır. Yani senin altında dört tane 4 puanlık yönetici çalışıyorsa senin puanın 4'tür. Sen istediğin kadar benim puanım 10'da. Hı. Ama senin altında çalışanlar 8 ise 9 ise 10 senin de ortalaman ona göredir. O biraz şey gibi e, sana en yakın arkadaşlığını söyle ve ben sana değil mi ilk 5 kişinin ortalaması evet, gibi. Evet kesinlikle. Biraz... Bunun için mesela Amerikan Hava Yolları senede 80 bin kişiyi e, iş görüşmesini alıyormuş ve Hı. sadece %3'ünü işe alıyor. Yüzde sadece %3'ünü. 80 bin kişi iş görüşmesini alıyor bunun içinden 2004 kişiyi Hı. alıyor ama aldığı kişilere ilk gününden itibaren kariyer planlaması yapıyor. Çünkü çok eleyerek alıyor. Gerçekten bütün istediği özellikleri bulduğu kişileri alıyor. Yani şöyle bir mantık yok. Alalım bakalım çalışalım. İyi birisi ise devam ederiz. iyi değilse ayrılırsın. Çünkü buna bir vakit harcıyorsun. Titiz işe alma usulleri çok önemli. Yani şirkete değer katacak. Şirketi bir ileriye götürecek. Şirketin vizyonunu e, büyütecek. Eğer çalışanlarınız olduğu zaman Patron olarak çok fazla bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Peki. İkincisi de bu. Üçüncüsü ve en önemlilerinden hı. bir tanesi sıkı kontroller, hı. denetim. Denetim değil mi? Yani kriz zamanı değil, genel anlamda denetim. Hı hı. Kar zarar denetimi, gider denetimi, hı hı. işte diğer stok denetimi. ya yani Aklınıza gelen bütün denetimler, personellerin testlerinin periyodik aralıklarla yapılması, puanlarının ölçülmesi, KPI'lerin ölçülmesi toplam bütün hepsini kapsayan bir denetim sistemi şirketi krizlerden koruyor. Yani e, titiz işe alma usulleri, dürüstlük kültürü dürüstlük ve, ve denetim. E, denetim. Bu üçü olduktan sonra o şirkete kolay kolay bir şey olmuyor. Hı. Yani şöyle çok büyük bir kriz olursa en azından zatürre olmuyor. Nezleyle <laughs> anlatıyor. <Atladım. gülüyor> Biraz böyle şey e, hafif ateşiniz çıkıyor ama sonra evet. e, tedavi olmuş bir şekilde yolunuza devam ediyorsunuz. Hava soğuk olduğu zaman evet. e, nezle olursunuz ama çok kuvvetli bir e, şeye maruz kalırsanız da zatürre olursunuz. En azından zatürre olmanızı önlüyor. Yani evet. hayati e, sıkıntıya sokmuyor size kriz aşısı. Abi, bir yandan sizin söylerken aklımdan geçen şuydu izninizle bunu eklemek istiyorum. Ya denetim kısmı mesela diğerleri kadar hani kuvvetli. Geçen bir e, işte müşterimle konuşuyorum diyelim. E, i̇şte bizim hani bir konularımızdan bir tanesi de franchising haliyle. Ülkede hem franchise kültürünü yerleştirmeye çalışıyoruz. Hem de e, işte bunu dünyada e, daha ileri bir seviyede Türk markalarını taşımaya çalışıyoruz. Ya Çünkü franchise o kadar böyle doğru yöntem ki bununla ilgili. Hı hı. Ee, ihracatla ilgili. Ee, özellikle bizim bu kadar ülke olarak ihtiyacımız olduğu e, her türlü işte döviz cinsinden paraya. Orada mesela hani e, bakıyorum franchise sistemlerinin başarısı oldukları e, markalara. Bir anlaşanlı markalarımız maalesef. Yani herkes e, diyor ki ya ben franchise vermiyorum. En azından mesela Türkiye pazarında. Yurt dışında şuralar bayağı popüler. Neredeyse tüm markalarımız çok istekli yurt dışına franchise vermeyle ile ilgili her türlü ama Türkiye'de bunu yapmıyorlar. Yani soruyorum neden? Mesela işte şey ya şurada açtık başarısız olduk. O yüzden de franchising iyi bir sistem değil gibi bir en azından kendi akıllarından geçen bir şey var. Ama yani tarif o mu acaba? Yoksa sen gerçekten işte denetimden başlayarak açtın? ...doğru yeri seçti... <laughs> ee, ...bununla ilgili örneğin... ...el kitapları... ...franchise sistemlerinde o kadar kıymetli ki... ...ya yani o senin anayasan... ...ya yani senin el kitabın yok... Ee, ...senin kurum kültürünün... ...ol havını... ...yatırımcılara verdiğin... ...şey de yok... Ee, ...doğru düzgün sözleşmen yok... Ee, ...sonra açtın bir mağaza... ...diyelim ki X bir yerde... ...o mağazayı... E, ...toplantı zihniyetiyle yönetiyorsun... Ürünü verdin, sattın çekini, aldın paranı tamam ama yatırımcın senin girişimin, franchising oyunu nasıl satacağını göstermiyorsun. Ve denetlemiyorsun. Evet. Yani gittin de yerine işte ya şunu şöyle yaptın bunu işte e, ne bileyim ile ilgili KPI'lerine baktın mı, ettin mi? Bunların hiçbirini yapmıyorsun. Sonra da ya bu işi biz yapmıyoruz diyorsun. Yani e, o bence işte Tüm bahsettiğiniz şeylerle ilgili hem denetim işi hem aslında bir yandan o dürüstlük tarafı, şirketleri krizden kurtaran titizlik işi. Bu sanki böyle hayatın her alanında varmış gibi varmış geliyor bana. Gibi. Evet. Değil mi? Yani şey tabii ki franchise işi. Mesela ben e, franchise'ı en iyi uygulayan, dünyadaki en iyi uygulayan firmalardan birisinde çalıştım. Bata'da, İtalya hmm. Bata'da. Cankurtaran Holding'de çalışırken 15 gün Türkiye'de, 15 gün İtalya'da <laughs> çalışıyordum. Şimdi orada franchising konusunda çok önemli bir şey öğrendim. Franchising aslında ürün satmak değil, <laughs> sistem satmak. Aynen öyle. Çünkü ürün her yerde var. Ürünü satılıyor yani. olsa herkes yani. satacak. Ama sistemi satıyor olmanız. <laughs> Mesela Batada bize sistemi öğrettiler. Sistem <laughs> nedir? Yani franchising sistemin adı. Çünkü e, uçtan uca Kontrol edemediğin hiçbir sistem sana Tabii. bir verimli bir iş sağlamaz. O iş de senin değildir Tabii. aynı zamanda değil mi? Dolayısıyla orada franchise'de ürün nasıl alınır, nasıl koleksiyon yapılır, nasıl satılır, hmm. müşteri ilişkileri nasıl olur? Personelin, çalışan personelin iş tanımlarına kadar tamamı Kesinlikle. bir franchising dosyası vardı ve bayağı da kabarık ee, sağlam bir Sağlam bir el kitapları varmış. Ha. Dolayısıyla... Türkiye'den yurt dışına açılacak firmaların franchise verebiliyor olması için önce kendi sistemlerini tam olarak oturtması lazım yani hiçbir şey anlatmadan yani karşılıklı konuşmadan hmm. eğer adama bir klasör verip oradan franizi anlatabiliyorsanız bu gerçek bir sistemdir. Çok, çok güzel Çünkü öbür türlü abi sen merak etme biz sana haftaya mal göndeririz falan. <laughs> Ondan sonra işte kusura bakma ya işte makine de arıza yapmış da bu haftada ürün gitmemiş de falan. bunda böyle bir sistem olmaz ve kar evet. marjları çok önemli. Mesela evet. franchising Türkiye'de, Türkiye içinde, domestic markette franchising yürümemesinin en büyük sebebi kar marjları. Hı. Çünkü giderler ortada. Yani Çok kira giderleri, personel giderleri, diğer o giderler, hı hı. işte mağaza giderleri, merkez giderleri hepsi ortada ve bunları alt alta topladığınız zaman iyi çalışan bir firmada ortalama bir rakam çıkıyor. Yani hı hı. Köy, cironun belirli bir oranı zaten e, masraf olarak çıkıyor. Evet. Şimdi bu masrafın yanında eğer franchise'ye hayatta kalacak bir kar marjı eğer sağlayamıyorsanız franchising yürümüyor. Aynen öyle. Bu arada abi aklımdan geçen bir yandan da sizin söylediğinizde şöyle bir şey oldu. Hani bir yandan da mesela hangi yaparsa yapsın şirketlerin birçoğu kendilerine göre e, alternatif planlar yapmaya başlıyor. B planları, C planları gibi. E, A planı işlemediğinde bunu yapıyorlar genelde. Hep aklımda soru da bu. bu. Bu gerçekten nasıl olmalı? Ben şöyle diyorum... E... Bir kişinin diyeyim kişiden hmm. başlayarak bir kişinin, bir kurumun, bir şirketin yapabileceği en büyük hata B planını oluşturmak. Hmm, tam Tabii. tersi bir şey söylüyorsunuz. Abi, çünkü bakın, Neden? Neden? Çünkü B planının olması ne demek biliyor musun? Evet. Ben bu işi yaparım. Bu iş başarısız olursa ötekine geçerim. Hmm. Sen şöyle bir şey duydun mu şampiyonlarda mesela spor karşılaşmalarında evet. şampiyonlarda. Mesela şöyle bir şey diyor mu? Hmm. Ya yüzmede denerim. Aa olmadı baktın tenise geçerim. <laughs> Hadi olmadı koşuya gidelim. Ya böyle bir şey yok. Evet. Bir şampiyon, hmm. olimpiyat şampiyonu veya o kendi alanında hmm. iyi yerlere gelmiş olan bir sporcu tek bir tane konu seçiyor. Ve onun üzerinde sayısız antrenman yapıyor. Sayısız hmm. çalışma yapıyor. Bütün enerjisini veriyor ve sonunda şampiyon oluyor. Evet. Çok, çok iyi B anlattınız. B planın olması iyi bir şey değil. Çünkü hmm. B planın olduğu zaman kendini işe vermezsin. O işe kendini adamazsın, elinden gelenin en iyisini yapmazsın. Aklında her zaman için kaçabil kaçış noktaları vardır, Hı. kaçabileceği noktalar vardır. Değil mi? Aslında bir yandan da şunu e, düşünüyorum sizin anlattıklarınıza paralel. Ya sizin her zaman bir alternatif planınız varsa, e, belki de o alternatif plan yüzünden ana planı üzerine yeterince çalışmamanızla ilgili bir şeydir. Hani. Programa girmeden önce Fenerbahçe ile ilgili biraz konuştuk. Tabi yıllardır <laughs> yani bir Fenerli olarak hiç keyfimiz yerinde değil ama evet. bana bir yandan da hep öyle geliyor. Ya bizim hep böyle B planlarına C planlarına bakıyoruz işte. Evet. Teknik direktör değiştiriyoruz, oyuncu alıyoruz. Yani böyle onun gibi bir sürü şey. Ama ya biz gerçekten ana plan. Hani bir oyun e, oturttuk mu takım olarak? E, bir antrenörle bir teknik direktörle aynı takımla belli bir süre aynı şeyi çalışa çalışa devam ettik mi? Yani hiçbirini yapmadık tabii ki ve ondan sonra da devamlı sorunları o işte alternatif planlar tabii. yüzünden başarı gelmiyor, değil mi? Bunun gibi bir şey gibi tabii galiba kesinlikle. Mesela bir profesyonel çalışan olarak da öyle. Her zaman bir B planın olmamalı. Tasarruflardan bahsetmiyorum. Mesela Hı. bir şey kazanırsın, bir şey tasarruf yaparsın, karşında bir şey alırsın. Onu bahsetmiyorum. Emeklilik bir işini de bahsetmiyorum. Hı. Emeklilik için bir para biriktiriyorsun. O başka tabii. Ama her zaman için yani işte bir takım programlar var biliyorsunuz. Bakıyorsun orada çalışıyor çocuk bilgisayar açık iş arıyor. Hep Hı -hı. B planı aklında var. <laughs> yani, sanki değil mi oraya başladığında hayat güllük gülistanlık olacak yani. De olmayacak. Eğer yani. senin burada bir eksiğin varsa sen o firmayla anlaşıyorsun. O firmaya giderken o eksikleri o firmada kalmıyor ki seninle birlikte arkamdan onlar da geliyor. <laughs> Hep birlikte gidiyorsun o firma eksikleriyle birlikte gidiyorsun. Geçen bir arkadaşımla konuşuyorum. Ee, yöneticisinden hiç memnun değil. İşte ona biraz böyle mobbing yapıyormuş. Ya yani dedim ki, daha önce böyle bir şeyle karşılaştım mı? Yok dedi. Yani ilk kez dedi bir işte yöneticim bana bu kadar mobbing yapıyor. Peki dedim e, ne yapmayı planlıyorsun? İşte iş değiştirmeyi. Bu yüzden. Peki dedim şöyle niye bakmıyorsun? Bu senin daha önceden deneyimlemediğin, öğrenmediğin bir ...durumdasın ve onu öğreniyorsun şu anda. Yani sen veriyoruz. belki bundan sonra... ...öyle bir sorunla karşılaştığında... ...nasıl hareket etmen gerektiğini... Ee, nasıl başa çıkman gerektiğini bununla ilgili şu anda onu öğreniyorsun. Ve senin şu anda deneyimlemediğin bir şey daha önceden. Ya yani böyle bak dedim ha dedi ya iyi bir şey. Bir <laughs> de şöyle bir şey var. O öyle algılıyor. Bir de öyle bakacaksın. Hmm. Aslında öyle bir şey değil. Onun yöneticisi işini doğru yapmamış Ha tabii istedi. bir de o da var yani. yani ee, bir de işini yöneticisine doğru sormak lazım. İçinde defalarca ikazda bulunmuş. işini doğru yapmamış. Göstermiş nasıl yapacağını yine yapmamış. O zaman mecburen başka bir dille konuşmaya başlıyor. Yani o, o da çok önemli. Kesinlikle. Peki abi ben bir de şunu merak ediyorum. Bir mesela hani kurumlardan, şirketlerden biraz biraz bahsetmeye çalıştık. E, danışmanlık tarafında da. E, bir şirketi hani doğru yönetmek için size e, en önemli üç madde nedir diye sorduğumda bana nasıl bir cevap verirsiniz? E, şöyle bir şey var. Tabii ki şirketin eğer üst düzey yöneticisi ise Stratejik düşünebiliyor olması çok önemli. Hmm. Stratejik düşünebiliyor olmalı. Yani köşenin hmm. birazcık öbür tarafını görebiliyor olmalı. Hmm. Eğer stratejik düşünmüyorsa sadece bugünü hmm. yaşıyorsa hani kişisel gelişimde sadece bugünü yaşamak <laughs> kalp edeyen güzel. Evet, evet, Ama size. iş hayatında öyle değil. Hmm. İş hayatında olası bir takım e, sıkıntıları da önceden görebiliyor olman ve şirketi stratejik yönetebiliyor olman çok çok önemli. Evet. Hmm. Bir tanesi bu. Tamam, İkincisi strateji. organizasyonu doğru yönetebiliyor olması çok önemli. Hı. Organizasyonu her şeyle birlikte yani. Hı. Artılarıyla, eksileriyle. Ne demek ikiliyle, abi doğru ürünüyle. yönetme? Efendim? Doğru yönetme ne demek? Doğru yönetim. Hı. Organizasyonu doğru yönetmek demek. Baştan dediğimiz gibi bir kere doğru insanlarla çalışmak. Tamam işte. Ondan sonra hı. ürününe satacağın ürününe doğru bir şekilde konumlanma yapmak hı. ve hı hı. E, ürününü hizmetine algılanan değerini yükseltebilecek Çok şekilde güzel. organizasyonu yönetmek. Algılanan değer nedir? Algılanan değer hı hı. bir müşterinin bir ürüne ödeyeceği en yüksek paradır. Öyle değil midir? Mesela Tabii. bir ceket alırsın. O ceket başka yerde 300 liradır ama diğer bir markada 3000 liradır. Hı hı. Onun algılanan değeri yükselmiştir. Zamanla yükselmiştir. Hı hı. Kalitesi aynıdır güzel. belki. Aynı ceketlerin kalitesi aynıdır ama algılanan değeri farklıdır. Dolayısıyla organizasyonu ekibiyle birlikte, hı. ekibini takdir ederek, değer hı, vererek, hı. öğreterek, bir öğretmen gibi bütün süreçleri öğreterek yönetmek başka. Sadece bir şey iste istiyor olmak başka bir şey. Bu da önemli. Evet. Yani ve bunların yanında stratejik yönetim, organizasyonu doğru yönetme ve sayıları da doğru yönetebiliyor. Mesela. Yani veriye yani, dayalı yönetim. Bütçeleri doğru yapmalı, evet. bütçeleri doğru kontrol etmeli. Sezon hmm, sonunda hmm. ya biz bu kadar düşünmüyorduk. Nasıl oldu bu karsızlık hmm. Dememeli. Bakın bugün fon fon firmaları yani bir şirkete fon giriyor ya. Hmm. Fonun girdiği firmalardaki en güzel şey, en verimli yapmış olduğu şey bu sayıları doğru yönettiriyor fon. Kesinlikle. O otomatikman bir kültür bir sağlıyor. Biraz, e, bütçeler hazırlanıyor. Bu hmm. ay hmm. bazına düşürülüyor hatta hafta bazına düşürülüyor ve bunlar her ay e, hmm bütçe gerçekleşen yapılaraktan kontrol ediliyor. Ve bu çok güzel bir şey. O zaman e, senenin yarısı geçtikten sonra sürprizlerle karşılaşmıyorsun. Değil mi? Abi peki ben şunu merak ediyorum. Yani sizin bir yandan da e, bir kurumlara eğitim tarafınızda çok kuvvetli, Hı. kurum kurumsal bir eğitimci tarafınızda var. İşte şirketlere, derneklere, işte iş insanlarına bir danışmanlık veriyorsunuz. E, sizin Orayla ilgili temel konularınız nedir? Bana çok kısaca bahseder misiniz? Ben onu ikiye ayırıyorum. Hı -hı. Bir tanesi mesleki konularda danışmanlık yapıyorum. Ee, bir de e, personel, insan kaynakları konusunda danışmanlık yapıyorum. Personel evet. konusunda şöyle, e, çalışanlara eğitimler veriyorum. Hı -hı. Ne eğitimleri veriyorum? Motivasyon, Hı -hı. kişisel gelişim, e, başarı, işini nasıl doğru yapar e, ve... Yaparken e, sıkıntıları nasıl aşabilir? Hmm. Kitlenmeden, hmm. kendini blok etmeden nasıl aşabilir? Hmm. Bunlar hakkında e, danışmanlık yapıyorum. Mesleki konularda da e, o konuda e, parakende konusunda danışmanlık hmm. yapıyorum. Bir tane e, ayakkabı konusunda danım var. O yüzden o ayakkabı konusu ayrı bir şey. <laughs> o zaten <laughs> yani, o sizin yani. Onda hiç tevazu <laughs> ya yok canım. ayakkabı yani konusunda. Hiç, hiç Ayakkabının zaten A'dan Z'ye, uçtan evet. uça her şeyi. Çok kıymetlisiniz oluşturmaktan, yani. Ben, koleksiyon oluşumuna, Tabii. Işte satışı, ürün yönetim sistemleri. Çünkü ürün yönetim sistemleri de çok önemli. Kesin. Eğer ürün yönetim sistemlerini doğru kuramazsanız o zaman koleksiyonunuza, müşteriye verdiğiniz ürün de doğru oluşmuyor. Evet. E bugün müşteriler mağazaya sadece markası için gelmiyor. Markası için gelinen markalar da var ama hı. esas orada alacağı hizmet ve ürün için geliyor. Bunu da doğru oluşturabilmek çok önemli. Ama şöyle bir şey var. Jeff Bezos'un bir lafı var. Çok güzel. Ben çok beğeniyorum. Diyor ki birinci sırada müşteriler gelmez diyor. Hı. Birinci sırada çalışanlarınız gelir diyor. Hı. Eğer sen çalışanlarına iyi bakarsan onlar da müşterilerine iyi bakar diyor. Ha, o yüzden bence şirketlerin en önemli yapması gereken şey insan kaynakları. Ben mesela bir şirketin sahibi olsam, CEO'su olsam İkinci kişi kesin insan kaynakları direktörüdür. Hı. Kesin hiç başka kimse değildir. Çünkü e, oraya alınan insanların kalitesi ve iş Hı. yapabilirliği bütün şirketi bir yere götürecek e, yapı yapıyı oluştur, oluşturuyor. Hı. Dolayısıyla insan kaynaklarını çok iyi kurarsanız orada çok doğru insanları alırsınız. Çok doğru bir ortam yaratırsınız. Evet İnsanların çalışırken mutlu olacağı, motive olacağı, Ortamlar yaratırsınız. Kesinlikle aynı fikirdeyim Ve o ben. O zaman diyorum, siz personel aramazsınız, personel size gelir zaten. <laughs> Bence çok güzel bir cümleyle bitti. Yani ben gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bizimle bu bilgilerinizi, deneyimlerinizi paylaştığınız için umarım. Benim kadar işte tüm izleyicilerimiz de bu sohbetten büyük keyif almıştır. Yani, çok ee, güzel bir sohbet. Çok var. sağ olun ayağınıza sağlık niyet evet, abi. İnşallah daha Gerçekten. uzun bir sohbette tekrardan görüşmek evet, üzere. Bizim sohbetlerimiz bitmez zaten. O zaten Çünkü evet. Sabah kadar konuşacağız. Aynen aynen. Yani o yüzden de <laughs> sadece biz e, aşağı yukarı bu kadar kısmını izleyicilerimiz izledi ama biz sonra devam edeceğiz zaten. Devam ederiz. Çok sağ olun ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ee, yani umarım siz de benim kadar e, keyif almışsınızdır. Çok güzel bir sohbet gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. E, bir sonraki Franchise Market sohbetlerinde tekrardan görüşmek üzere. Herkese güzel bir gün dilerim.